Peki e, o zaman bugün e, Türkiye'de yaşayan bir Müslüman bu mezhep beni neden bağlasın? Niçin? Tamam siz mezhebi anlattınız. Ben mezhebin tarihi e, akış içerisinde e, anlamlı olduğunu, belki gerekli olduğunu kabul ediyorum ama e, ben neden o mezheplere tabi olmak durumundayım? Evet. Yani beni niye bağlasın ki? Niye Ebu Hanife, i̇mam Azam Ebu Hanife'nin görüşü yahut İmam Şafii'nin görüşü benim için neden bağlayıcı olsun? Bağlayıcı Lık ancak Allah Resulüne ve vahye ait değil midir? Böyle bir soruyla karşılaştığımızda ne yapıyoruz? buna nasıl cevap vermek gerekiyor? Evet sözün başında mezhepler arası ihtilafların nasların yapısından kaynaklandığını söylemiştik. Yani kaçınılmaz bir şey bazı nasların yapısı ihtilafı kaçınılmaz kılıyor. Mesela bunlardan birisi Bakara suresinin 228. ayet-i kerimesi. فالمطلقات يتربسن بأنفسهن ثلاثة قروء Boşanmış kadınlar, ayet kerime boşanmış kadınların bekleyeceği iddet süresini ifade ediyor. Ve burada selasete <Sessizlik> kuru'in ifadesi geçiyor. Üç kur. Bu kur kelimesi çoğulu akra, bu ayeti kerimenin nazil olduğu dönemde bile farklı Arap kabileleri tarafından farklı anlamlarda kullanılmış. Yani bir Arap kabilesi bu kur kelimesini iki temizlik dönemi arasındaki hayız dönemi olarak almış. Başka bir Arap kabilesi iki hayız arasındaki temizlik dönemi olarak almış. Yani birisi kur hayızdır demiş öbürü temizlik süresidir demiş. Sahabe-i kiramdan itibaren bu kelime üzerinde bu kelimenin anlamı üzerinde ihtilaf edilmiş ve sahabe-i kiram iki grup halinde birisi hayızdır demiş, birisi temizliktir demiş. Ve mezhepler de bu iki gruptan birini tercih ederek gelmiş. Şimdi günümüzde bir insan otursa dese ki ben mezhep vakasını tanımıyorum. Ve boşanmış kadınların bekleyeceği iddet süresiyle ilgili bir hüküm verecek olsa ne diyecek, ne yapacak? Bu ayeti kerimeyi önüne alacak. Diyecek ki buradaki kur kelimesi, kar kelimesi, akra kelimesi ya hayızdır ya temizliktir. Hayızdır dediğinde İmam Ebu Hanife'nin ve onun tabi olduğu sahabilerin görüşünü tercih etmiş olacak. Temizliktir dediğinde İmam Şafii'nin ya da onun tabi olduğu, onun tercih ettiği sahabilerin görüşünü tercih etmiş olacak. Sonuçta gene bir mezhep ortaya koymuş olacak ve bu diğerlerinden farklı olmayacak. Evet. Belki şöyle diyebilir ama yani ben sonuçta o iki görüşten birini aldım. Yahut kur lafzının yahut kar lafzının iki anlamından birini burada tercih ettim aldım ama e, evet bu Ebu Hanife'nin yahut İmam Şafii'nin görüşüyle paralellik arz edebilir. Burası beni çok ilgilendirmiyor. Ben sonuçta Arap lügatından kelimenin kökenini araştırdım. İlgili hadisleri vesaire aradım, taradım. Neticede bende böyle bir kanaat hasıl oldu. Ben yine bir mezhebi taklit etmiş değilim. O zaman şuna geçmek lazım görüşümüzün yahut araştırma neticesinde bizde hasıl olan kanaatin bir mezebin görüşüyle paralellik arz etmesi başka bir şey. bizim bir mezebin kanaatini araştırmadan kendimize esas almamız, kendimize delil saymamız. Taklit Belki yani. taklit meselesi reklamlardan sonra inşallah ona geçelim hocam. Tamam. Aradan sonra inşallah o konuyla devam edeceğiz. Evet aziz dostlar. Bir önceki bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz ve demiştik ki bugün bir Müslüman ben neden herhangi bir mezhebi taklit etmek zorunda olayım? Kendim doğrudan neden içtihat yapmayayım? Evet. Kur'an ve sünnetle temas kurup da kendi dindarlığımı, Müslümanlığımı kendim sınırlarını, iç çizgilerini belirleyerek yaşamayayım diye sorsa ne cevap veririz? Evet, burada tabii iki yön var. Onu böyle tespit etmemiz lazım. Bunlardan birincisi <laughs> yani e, neden mezhep var? Bu mezheplerden birini neden taklit etmek zorundayım? Ya da mezhep olgusu neden var? Ben doğrudan Kur'an ve sünnetle ameli edemez miyim? İkincisi de neden bu mezheplerden birini tercih etmek zorundayım? Bu ikisi farklı. Soru, Aslında iki olarak. sorunun da cevabı birinci bölümde Evet yani Bu konuşmadan bir şekilde çıkartılabilirsin Bakara 228'den hareketle Diyebiliriz ki siz bu Kar, kur kelimesine, akra kelimesine Hangi anlamı verirseniz verin Karşı taraf sizin dışınızdaki Birisi de öbür anlamı tercih edecektir Ülke olarak edebilecektir Bir mani yok Dolayısıyla siz bir mevcut mezheplerden Birine tabi olmamak adına Bir iştihat yaptığınızda Öbür taraftan Aynı meşru ihtilaf çerçevesinde bir başkası öbür anlamı tercih ederek gene mezhep olgusunu devam ettirecek. Kaçınamazsınız yani. Birincisi bu. ikincisi niye mevcut mezhepler? E sebebini bir önceki bölümde kısmen söyledik. Yani bize kadar sistemleri gelmiş, usul ve fıruları bize kadar müesses olarak, mukarrer olarak kayda alınmış, kayda geçmiş olarak gelmiş bize kadar. Dolayısıyla bundan sonra eğer sıfırdan yeni bir mezhep tesisi söz konusu olmayacaksa bunlardan birini tercih etmek durumundayız. Bundan daha tabii bir şey olmaz. Hemen soru geliyor. Yeni bir mezhep tesisi mümkün müdür değil midir? Ee, buna iki türlü cevap vermek mümkün. Ee, aklen mümkündür. Adeten mümkün değildir. Aklen mümkündür çünkü bir mani yok. Teorik olarak isteyen herkes ortaya orijinal bir usul-i fıkıh koyabilir. Mevcutlardan farklı, dört başı mamur, rüştünü ispat etmiş, test edilmiş, tenkitlerden geçmiş bir usul-i fıkıh, yeni orijinal bir anlama metodolojisi ortaya koyabilir. Bu çerçevede iştihat edebilir. Bu aklen, teorik olarak mümkündür. Peki adeten mümkün müdür? Adeten mümkün değildir. Çünkü 1300 küsür senelik müktesebat bize onu gösteriyor ki böyle masa başı gayretlerle, faaliyetlerle bir metodoloji tesis etmek mümkün değil. Yani tarih içerisinde iştihat mertebesine ulaştığı söylenmiş pek çok alim çıkmış. İşte birisi de az önce birinci bölümde adını andık. İbnül Humam Rahimahullah. Kemalüddin İbnül Humam Hanefi mezhebi içerisinde iştihat seviyesine ulaşmasına ramak kalmış bir isim olarak söyleniyor. Ee, i̇şte bir takım bedeni rahatsızlıkları, hastalıkları vesaire dolayısıyla gayretindeki bir azlık sebebiyle bu makama ulaşamadığını kendisi de söylemiş. Ee, başka gene farklı mezhepler içerisinde iştihat makamına ulaştığı söylenen isimler de var. İmam Takıyüddin Sübki mesela Şafii mezhebi içerisinde böyledir. Bilahare daha muakkar dönemlerde İmam Suyuti böyledir. Fakat bunların mutlak iştihat değil, mezhep içinde iştihat seviyesine ulaştığı da gene mezhep uleması tarafından söylenmiş. E, bu kapı açıktır. Bediüzzaman merhumun dediği gibi iştihat kapısı açıktır. Ama günümüzde oradan girmeye, bu kapıdan girmeye birçok mani vardır. Bunların başında da e, ehliyet ve liyakat geliyor. Evet, şimdi mezhebin ortaya çıkışını... Tetikleyen amillere baktığımız zaman birinci derecede fıkhi ihtilafları görüyoruz. Fıkhi ihtilafların arka planına indiğimiz zamanda e, bölgesel farklılıklar var. Gerek hadis naslarına ulaşma konusunda e, birbirlerine göre imkan farklılığı olan, avantaj farklılığı olan bölgeler var. Veya farklı hadislere ulaşmalarını mümkün kılacak coğrafik, kültürel e, farklılıklar söz konusu gerekse de farklı yorumlama biçimini besleyecek işte muhtelif ilim dallarından beslenen özellikle edebiyat, Arap dili gibi alanlarda daha önceki yüzyıllardan tevarüs edilen böyle bir geçmiş arka pila bulunan, arka planı bulunan bazı bölgeler var. Bölgesel, kültürel farklılıklar var. i̇şte bu salette Hicaz, Irak ve Şam şeklinde üç bölgesel fıkhi ekolden bahsediliyor. Hicaz'da daha farklı bir karakter var. Şam'da nispeten biraz daha farklı. Irak'ta çok daha farklı. Küfe'de özellikle. Bu bölgelerde yani belki ehli hadis, ehli rey şeklindeki bir taksim tartışılabilir ama Hicaz'da oluşan, gelişen fıkhi yapı, fıkhi telakki tarzı, düşünme, yorumlama biçimi ile diğerler diğerleri arasında bir farklılık var. Hicaz, Medine'deki uygulamayı, Medine Medine'de ortaya çıkan ve Medine'de yaygınlaşan rivayetleri esas alıyor. Küfe'de ise bir bakıyorsunuz, orada oraya yerleşmiş sahabilerin özellikle rivayetleri. Bu da kökenine indiğiniz zaman, ilgili sahabilerin Allah Resulü'nün hayatından farklı kareleri gördüklerini ve farklı kareleri alıp kendilerinden sonraki talebe kuşaklarına naklettiğini görüyorsunuz. Bu da Allah'ın takdiridir yani. Zaten e, hak mezhepler çerçevesinde konuştuğumuz zaman e, ihtilafın da ve daha sonraki dönemde mezhepleşmenin de Allah'ın takdiri olduğunu ve Cenab-ı Allah'ın rızasının da bu istikamette olduğunu görüyoruz. Ümmetin bir kolayla bir ata kavuşabilmesi adına özellikle e, farklı iklimlerde, muhtelif coğrafyalarda ve istisnai durumlarda bir tıkanma, bir sıkışmışlık, tek bir fetva ile, görüşle, amel etme e, zorunluluğu altında e, insanlar e, zorluk çekmesin diyerek adeta e, ne oluyor e, farklı bölgelerde yine muhtelif e, şartlarda diğer mezheplerin de görüşleri alınmak suretiyle bir kolaylık ümmete bir rahmet e, bu evet. sadette temin edilmiş oluyor. Evet. Haliyle e, bugün yani neden bu mezheplerden birine tabi olmak durumundayım? diyen kimsenin biraz bu mezheplerin kökenini farklı kültürlerden tarihini. evet fıkıh tarihi mezhep tarihini okuduğunda aslında hani bu mezhepler mesela çok fazla nasçı çok fazla hadis rivayetlerine ve özellikle de rivayetlerin lafız tarafına çok fazla hemmiyet gösteriyorlar. Bunları biraz böyle reyleriyle yorumlamış olsalar, biraz maslahat kısmına ağırlık verseler, işte veya istihsan veya örf buna ağırlık vermiş olsalardı, farklı sonuçlar belki çıkabilirdi şeklinde. Aslında bu düşüncelerin anlamsız olduğunu, çünkü zaten söz konusu fıkhi ekollerde, bu coğrafik yapılanmada bütün bunların gerçekleştiğini, bütün bunların sağlandığını görüyoruz. Küfe'de istihsanın özellikle kullanıldığını, rivayetlerin özellikle fıkıh çerçevesinde, genel fıkıh ilkeleri çerçevesinde tasnif edildiğini, tahlil edildiğini, ona göre yorumlandığını görüyoruz. Medine'de özellikle maslahat anlayışının esaslaştırıldığı Medine, Medine ehlinin ameli. Yine maliki içerisinde maslahat özellikle yani, istislah tamam. kavramı olarak önemli bir yer işgal ediyor. Demek ki bugün yeni bir mezhep arayışına bizi itecek bir takım sorular aslında o dönemde cevaplanmış. ihtiyaçlar aslında o dönemde karşılanmış. Sadece bunların belki bir yere kadar güncellenmesi gerekiyor. Bunlar nasıl güncellenecek belki o da ayrıca konuşulmalı. Evet. Mezhebi bilginin günümüze uyarlanırken yer yer güncellenme problemi olabilir mi? Böyle bir problemle karşılaştığımızda olacaksa eğer bunu nasıl aşmalıyız? Bunun da özellikle konuşulması şimdi gerekiyor.